Selam arkadaşlar, bir video ile daha buradayım. Bugün size daha önce tanıtmadığım geriye kalan rujlarımın hepsini göstereceğim. Ruj videoları çok seviliyor biliyorum. Bugün çeşitli markalardan karışık bir şekilde geriye kalan rujlarımı göstereceğim size. Önce şu Eyes Dips Face Elf'in rujunu göstereyim. Bunu kozmetik yasağı öncesi Elf'in sitesinden almıştım. Bir tane daha vardı bundan ama onu hediye ettim. Kırmızı olduğu için kullanamıyordum. Bu Rosy Raisin rengi. Nude bir tonu var ama bunu bayağıdır kullanamıyorum ben çünkü bayağı aşındı. Bir de sürerken böyle yerinden oynuyor, sallanıyor. Aslında bunun rengini çok seviyordum, aldığım zamanlar çok kullandım. Ama işte ruj yerinden oynadığı için kullanamıyorum. Böyle çok tatlı bir rengi var. Şurada bakalım. Nereye süreceğimi bilemedim. Böyle çok tatlı bir rengi var. Başka bir rujumuz. Bu arada 12 tane ruj kalmış, göstermedim. 12 tane ruj göstereceğim yani. Bu Burjuva'nın ruju. Makyaj koleksiyonun videosunda hani bir set göstermiştim. Yeşil metal kutunun içinde Burjuva ürünleri var demiştim. O kutunun içindeki ruj bu. O setin rujuydu. O kutudan bu ruju çıkarmıştım. Çekmeceye koymuştum diğer rujların yanına. Da böyle aynalı. Ambalajı da çok tatlı bunun. Bu da tam okuyamayabilirim. Fransızca sanırım. Evet, Fransızca. Bu da işte şu ismi bu rujun. 07 numara. Bunu da kullanamıyorum çünkü bana koyu geliyor. Ama çok güzel bir rengi var aslında. Böyle tam tanımlayamıyorum ama vişne çürüğü, vişne tonlarında bir renk diyebilirim. Bu da böyle. Aslında ben bu tonları çok seviyorum. Ama dediğim gibi işte çok koyu duruyor ben sürünce ya. Gözüm alışamadı bir türlü. Daha sonra Nivea var. Nivea biliyorsunuz artık makyaj ürünleri satılmıyor Türkiye'de. Ben bunu daha önce almıştım. Nivea makyaj ürünleri satıldığı zamanlar. 2 sene falan olmuştur. Aldığım zamanlar çok kullanıyordum bunu. Bayılarak almıştım. Bu 62 numara Beige Diadem adlı ruj. Bunda böyle doğal bir rengi var aslında ama öyle hani belirsiz bir doğallık değil. Gerçi şu an alamazsınız bunu, niye gösteriyorsam olmayan ruju. Neyse. Sonuçta ben kendi rujlarımı gösteriyorum. Hani içlerinden fikir dağılıklarınız olabilir. Bu da böyle bir renk. Bayağı belirgin duruyor aslında dudakta. Doğal bir ton ama. Bu da böyle. Çok da yani nude bir ton değil gördüğünüz gibi. Kahve tonlarında ama tam kahve denemez. İçinde hafif vişne tonu da var. Böyle, bunun da kokusunu çok seviyordum. Sonra şu Carmine ruj var. Ruju sürdüm geçen gün. Bunu pek sürmüyordum koyu geliyor diye. 144 numara Carmine. Arkadaşlar şimdi size bu ruj ne renk onu soracağım. Ben bu ruja elimde her bakışımda böyle vişne tonlarında falan görüyorum. Daha önce bir iki sürdüğümde de öyle görmüştüm. Ama son sürdüğümde resmen kahverengi gördüm bu ruju. Hatta anneme sordum, o da kahverengi gibi duruyor dedi.
Sizce bu ruj ne renk? Bir de sıvacını yapalım. Yalnız şunlar birbirine ne kadar benzer görünüyor. Evet. Sizce bu ruj ne renk? Bana bu rujun tam tarifini birisi yaparsa çok sevineceğim. Şu an mesela burada da kahverengi durmuyor ama geçen gün dudağımda resmen kahverengi görmüştüm. Acaba hava karanlık sürdüğünde mi gözüme öyle geldi bilmiyorum. İşte 144 numara. Bunun yapısı çok güzel. Karmine rujlara bakabilirsiniz. Ama bir klasik ruj kokusu var hafif. Ama kötü değil o kadar. Bu da elimdeki tek Deborah ürünü. Tek Deborah ruj elimdeki. Bunun serisi sanırım şu Light Creator bunun serisiydi isim olarak. Rosetto da seriden olabilir isim olarak ama rujun adını bilmiyorum hangisi. 05 numara. Ruj da aslında çok beğenerek almıştım doğal duruyor diye ama bunun da güzel çok tatlı bir kokusu var. Doğal duruyor diye almıştım. Ama fazla ışıltılı duruyor dudakta ya. Böyle gündüz vakti sürüp çıkamıyorum yani. Aslında ton olarak çok güzel ama gördüğünüz gibi bakın. İçinde böyle bayağı bir ışıltı var bu rujun. Nereye söyleyeyim. Aslında renk olarak güzel ama işte böyle. Sim var içinde ya ışıltı. O yüzden kullanamıyorum bunu. Bir kere kullanmıştım. Gündüz vakti nasıl sürüp çıkmışsam da ışıltılı ruju böyle. Gündüz vakti bu kadar pırıltılı rujlar sürmeyi sevmiyorum. Çok böyle ne bileyim. Abartı geliyor. Bu ruju da aldığım zamanki alışveriş videomda göstermiştim. Bir 10 gün önce falan, 2 hafta önce falan olabilir. Kırmızı rujum bozulmuştu. Onu atmıştım. Onun yerine bu kırmızı ruju almıştım. Kırmızı ya bordoya dönük. Bu da Nivea'nın bir ruju. Nivea diyorum. Şey, Nivea'da kaldı aklım. Bu da Maybelline'in bir ruju. Moisture Extreme serisinden. Bu rujlar sanırım yurt dışında artık üretilmeyecekmiş. Üretilmiyormuş. Türkiye'de de herhalde ellerinde kalan bu serinin rujlarını satıyorlar. Ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Haberiniz olsun. Rujun yapısı çok güzel. Ve ben bu ruju 10 liraya aldım. Nereden aldım? Karşıyaka Rozman'dan aldım. 10 liraya. Bence Maybelline'in 10 lira ruja göre çok güzel bunun fiyatı. Yani rujları artık bitirdikleri için sanırım fiyatını düşürmüşler. O yüzden bunların başka renklerine de bakabilirsiniz. Kokusu da çok güzel. Yapısı da çok nemlendirici bir yapısı var. Bu da böyle bir bordo tonu. Çok güzel. Ben çok beğendim de bakalım. Süreceğim bir ruj olacak mı? Bu da böyle. Aslında tam bordo da denmez de. Yani işte. Bordomsu bir kırmızı diyebilirim. Bu böyle. Bunun bu arada ismi Burgundy 590. Kırmızı ambalajlı Maybelline ruj serisi. Şimdi şu elimdeki rujları hemen silip diğer altılı rujumuza geçiyoruz. Yani ikinci. Ya bu kolonya mendil de kurumuş. Kurumuş. Şu an ruju kolumdan silemiyorum. Rujların izi kaldı resmen. Hele Maybelline'in silmeye çalışıyorum. Bakar mısınız? Burada kırmızı iz. Neyse. Silebildiğim kadar sildim. Diğer altılı rujumuza geçtik. Pastelin bir ruju. Ben bu ruju görmeden internetten almıştım. Nude tonlarda seçmeye çalışmıştım rastgele.
almak istemiştim, almıştım böyle bir şansıma ne çıkacak diye. 34 numara pastelin klasik rujlarından. Bunların ambalajlarını hiç sevmiyorum ya. Bu sanırım o 100 yıl öncenin ilk pastel ruj ambalajlarından bu sanırım. O zamandan beri adamlar hiç değiştirmemiş. Çok böyle sağlam olmayan plastik bir kabı var. Sevmiyorum. Bunun da aslında beğenecek arkadaşlar vardır, bunu biliyorum. Böyle çok yumuşak, çok tatlı, böyle 5 pembe tonlarında bir nude kendisi. Bunu nude rujlar videomda göstermeyi unutmuşum. Çekmecenin arkalarına itmişim çünkü görmemişim, kalmış. Bakalım. Bu da böyle çok tatlı bir renk. Bunu niye sürmüyorum bilmiyorum. Dudağımda görüntüsünü beğenemedim sanırım aslında. Ama çok tatlı yumuşak bir tonu var. 34 numaraydı bu da. Essence'dan bir rujumuz var. 31 numara Glamour Queen. Bunu da alırken çok güzel görünmüştü gözüme ama içinde böyle sedef ışıltı gibi bir şeyler varmış. Yani bu aslında renk tonu çok güzel ama keşke mat olsaymış bu ruj ya. Mat olsaymış, çok severek kullanacağım bir renkmiş. Ama sürünce böyle dudağımda sedefli gibi böyle bir şey, yani bileyim, duruşunu beğenemedim. Essence rujların kokusunu da çok seviyorum ya. Şeker gibi kokuyor. Bu da böyle. Aslında şu an neden sürmüyorsun, gayet hoş diyenler olabilir ama yani işte bakın, içinde böyle bir ışıltı sedef var ya, onu ben kendime yakıştıramıyorum nedense. Yani kötü durmuyordur belki ama şu da böyleydi. Bir tane Avon ruj var. Bu ruju da teyzemle görmüştüm 2 sene önce falan. Onu da görüp çok beğenmiştim. Sonra ben de almıştım aynısından. Bu da bu altın rengi ambalajlı serideki, şu an var mı bilmiyorum. Bu Amethyst Gold adlı ruj. Bu rujlar şey, bakın aldığım zamanlar çok kullandım. Renk olarak bakınca böyle koyu görünüyor gördüğünüz gibi. Ama aslında içinde böyle altın ışıltılar olan şeffaf yapılı bir vişne tonunda bir renk aslında kendisi. Şimdi göreceksiniz. İşte böyle. Bakın burada nasıl koyu görünüyor. Burada böyle. İlk aldığım zamanlar çok sürüyordum. Bakın içinde böyle altın ışıltılar var. Aslında bu da güzel rujdur yani. Hala varsa bakabilirsiniz bu seriye. Yapısı da fena değil. Böyle bir altın ışıltılı ruj. 3 ruj kaldı. Şimdi hiç sürmediğim bir ruj göstereceğim size. NYX'in. Sırf meraktan almıştım bunu da, Sherry Culture'dan. Meraktan dediğim, koyu renkte bir ruj almak istemiştim. Bunu seçmiştim ama renge bakar mısınız? Evet, içindeki renk de aynen böyle. Bildiğiniz mor, zombi rengi bir ruj bu. Ben bunu bir iki kere evde denedim. Sürünce resmen zombi gibi oluyorum. Bu arada rujun ismi Medusa, Round Lipstick serisinden NYX'in. Renge bakar mısınız? Aslında renk muhteşem, harika bir renk. Biliyorum. Tam senlik diyecektir bazı arkadaşlar. Mor, bu niye bunu sürmüyorsun falan. Ama ciddi söylüyorum yani. Ben bunu sürünce tam bir hortlak gibi oluyorum. Artık hortlak mı dersiniz, zombi mi dersiniz. Acayip şey bir ruj. Bakar mısınız? Böyle bir renk kendisi. Aslında harika bir renk biliyorum. Ama süremiyorum. İki
tane Maybelline Water Shine serisinden ruj kaldı. Şu an bu seri kaldırıldı galiba. Bunların yerine başka ambalajlı olarak çıkardılar galiba. Öyle görmüştüm. Bende iki tane rengi varmış. Bir tanesi 160 Spiced Diamonds. Görünüyor mu? Bir de 760 Luminous Cocoa. Cocoa neyse işte. Cocoa. Önce Spiced Diamonds'ı gösterelim. Bu ruj çok tercih edilen bir ruj. Water Shine serisinde çok alan kullanan arkadaş vardı bunu. Ben de böyle indirimdeyken falan almıştım. Biliyorsunuz bunların fiyatları çok uygundu. Bunları pek kullanmadım böyle yani. 3 kere 4 kere kullanmışımdır herhalde. Böyle pembe bir ton doğal. Bu bendekiler bu rengi vermiyor. Bunlar şeffaf yapılı olan Water Shine'lerden. Bu böyle işte. Pek anlaşılmıyor ama. Böyle hafif bir pembe tonu ışıltılı. Son ucumuz da bu. Deminki göstereyim. Bu böyle kahve bronz tonlarında gibi. Bu da ışıltılı. Ben bunu daha çok kullandım aslında o pembeye göre. Bunun tonunu daha çok beğeniyordum. Biraz şeftali gibi de göründü sanki ama. Kahveye daha yakın. Da böyle işte. Evet. Elimde kalan size göstermediğim rujlar da bunlardı. Arkadaşlar. Böyle. Bu arada arka fonda bugün koyduğum şarkıları duyuyorsanız eğer, bilmiyorum sesi geliyor mu gelmiyor mu anlayamıyorum. Kamerayı açtıktan sonra. Çünkü müziği çekime başlamadan önce açıyorum müziği. O yüzden ses ayarını tam yapamıyorum. Hani çok mu geliyor, az mı geliyor, duyuluyor mu? Anca videoyu izlerken onu ben de anlıyorum. Bugün Grizzly'dan 3 tane şarkı koydum. Grizzly 90'lı yılların bir Türk grubuydu. Şu anda varlar aslında. Neyse müzik programına dönüştürmeyeyim videoyu. Bilen arkadaşlar bilir işte. Seviyorum, dinliyorum. Teşekkürler arkadaşlar videoyu izlediğiniz için. Bu arada ojemi bugün merak eden, gören varsa Essence'ın Galactic Black adlı aşık olduğum gümüş ışıltılı bayıldığım ojesi. Çok seviyorum bunun rengini. Bu benim kendi yaptığım yüzüklerden yine. Yüzüğümüzü de gösterelim. Artık her videonun sonunda yüzüklerimi, ojelerimi göstereceğim. Ne yapalım? Yüzük ve oje manyağı bir insan olarak videolarımı da böyle kapatayım artık. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.